Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Dört dörtlük bir sonuç, dört dörtlük bir program izleyeceksiniz. Evet, bu akşam Samsunspor'un Karşıyaka'yı 4-0 yendiği karşılaşma sonrası Samsun'da Samsunspor taraftarları hep gülüyor. Başımız bugün o kadar dik gezdik ki, o kadar mutluyduk ki iş yerindeki arkadaşlar, Samsunsporlular birbirlerine keyifle davetler. Çok güzel bir gündü bugün. Teşekkürler Samsunspor diyoruz. Evet, programı açarken Samsunspor Teknik Direktörü Erhan Altın hocama çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Ufak bir operasyon geçirdi. Kendisini hastanede az evvel ziyaret ettik. Sevgili Ender Gür ve Muhammed Çavuşoğlu ile birlikte burundaki bir kemik varmış, kıkırdaklardan oluşan, nefes almakta biraz zorlanıyordu. Ufak bir operasyon. Yarın Allah izin ederse hastaneden çıkıyor, taburcu oluyor. Çarşamba günü de görevimin, işimin başındayım dedi. Biz de Haber Aks ve Spor 55 ekibi olarak kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün görüntülerde Samsunspor'un maçtan önce yaptığımız çok özel röportajlar var. Ve basın toplantısındaki geniş açıklamaları ekranlara getireceğiz. Konuşacağımız çok şeyler var diyorum ve her hafta olduğu gibi sevgili Ender Hocam'la birlikteyiz. Ender Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Ekranları başındaki herkese iyi akşamlar diliyorum. Erhan Hocam'la birlikte bir şey söylemeyecek misin? Erhan Hocam'a tabii. Erhan Hocam'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ama iyi, gayet iyi sağlık durumu. Yani o pansumanlı haliyle bile o pozitif enerjisinden bir şey kaybetmemiş. Onu gördük. Buradan kendisine selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletmiş olalım. Evet. Sevgili izleyiciler, çok önemli bir karşılaşmaydı Samsunspor açısından Karşıyaka maçı. Hayati önem taşıyan, yani ilk 6'da artık varız demenin bu maçtan geçtiğini çok iyi biliyorduk. Şayet Karşıyaka bu maçı kazanmış olsaydı 2 puan bizim önümüze geçecekti. Beraberlik hiçbir şekilde iki takıma da yaramadığını ama bizim bir avantajımız olduğunu düşünebilirdik. Ama Samsunspor'un buradan almış olduğu 3 puan artık ilk 6 içerisinde bu dakikadan itibaren biz de varız diyoruz. İlk 2'yi konuşmayalım. Çok gerçekçi olacağını düşünmüyorum. İlk 2 için konuşursak çok gerçekçi olduğumuzu düşünemeyiz. Ama bir kırılma maçımız daha var. O da yaklaşık 15 gün sonra oynayacağımız Şanlıurfa Spor maçı. Bunu da programımızın içerisinde sevgili Ender Hoca ile birlikte değerlendireceğiz. Evet hocam, maçın yorumunu bugün Haber Gazetesi'ndeki köşenizde de çok güzel bir şekilde izah etmişsiniz ama bu maçın yorumunu canlı olarak sizden dinleyelim. Şimdi az önce siz de söylediniz, bu maç tabii kağıt üzerinde bizim için zor bir maçtı. Niye zor bir maçtı? Karşılaşma öncesinde oluşan puan durumuna baktığımızda Urfa Spor'un kazanmasıyla birlikte 42 puan, biz de 37 puanla maça çıktık. 5 puanlık bir fark söz konusu olacaktı. Hemen ardımızdan gelen Karşıyaka'da 36 puan. Yani bir mağlubiyet durumunda Karşıyaka 39 yapacak. Biz 8. sıraya gerileyeceğiz ve playoff potasıyla da 5 puanlık bir fark oluşacaktı. Beraberlik durumunda bile sıkıntılı günler bizi bekliyor olabilirdi. Çünkü biz 38'de kalacaktık. Playoff potasıyla aramızdaki puan farkı da 4 olacaktı. Bir de geçtiğimiz hafta Elazığ deplasmanından alınan bir beraberlik. Ondan önceki hafta Adana mağlubiyeti. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde eleştirilerle geçen bir haftaydı. Sıkıntılı geçen bir haftaydı. Karşıyaka kazanmak için sahaya çıkacaktı. Çünkü puan durumunda kendisine playoff potası içerisinde yer edinmek istiyorsa bu maçı kazanmalıydı. Böyle bir atmosferde oynanacaktı karşılaşma. Bu atmosferden dolayı da kağıt üzerinde bence zor bir maçtı Karşıyaka maçı. Ama
Bu maça genel anlamda şöyle bir baktığımız zaman özellikle ikinci yarı sezonun en iyi futbollarından birini oynadık. Rakibe top göstermedik. Kazanmak istedik. Maçın hiçbir anında oyunu bırakmadık. Derinlemesine oynadık. Dikine oynadık. Hatta ve hatta kaleye şut attık. Kaç şut attık? 16 mı yazmış? 16 şut attık. Bunların 5 tanesi çerçeveyi buldu ve 4'ü gol oldu. Dolayısıyla siz kazanmak istediğiniz zaman, azimli oynadığınız zaman, rakibin üzerine gittiğiniz zaman, kaleyi hedeflediğiniz zaman, şut attığınız zaman Samsunspor takımının bu ligde yenemeyeceği bir tane takım yok. Her takımı yenebilirsiniz. Ama biz önceki haftalarda bir takım olumsuz eleştirilerimizi sıralarken hep neyin üzerinde duruyorduk? Kazanma azminin eksik olması, mücadelenin eksik olması, kaleye dahi gidememe durumumuz. Ama tabii Erhan Hoca maç sonu basın toplantılarını izleyeceğiz ama çok önemli bir noktanın altını çiziyor. Diyor ki Samsun Spor'la oynayan takımlar bize karşı hep tedbir alıyorlar. Dolayısıyla alan daraltıyorlar. Bizim pas yapmamızı, ileriye çıkmamızı, derinlemesine oynamamızın önüne geçmek için her türlü tedbiri alıyorlar. Biz bu tür takımlara karşı biraz tabii sıkıntılı anlar yaşıyoruz. Onun da çaresini bulacağız, onun da çaresini bulmalıyız. Şimdi bu maçta Samsun Spor takımının göze hoş gelen bir futbol oynadığını söyleyebiliriz değil mi? Tabii, kesinlikle. Heyecanlı bir maç izlediğimizi söyleyebiliriz değil mi? Hepsi var hocam. Şimdi futbol geçen hafta nasıl burada acımasızca belki zaman zaman eleştirdiğimiz bu futbolcu topluluğunu, bu takımı bu haftada alkışlıyoruz, göklere çıkarıyoruz. Oynadıkları futboldan, gösterdikleri mücadeleden dolayı bunu yapıyoruz. Bizim de görevimiz bu zaten. Gördüğümüzü söylemek, olumsuz gördüğümüz yönleri eleştirel anlamda söylemek, olumlu gördüğümüz noktalarda da oyuncularımızı yiğide öldür, hakkını teslim et. Doğruya doğru, eğriye eğri diyoruz. Hocam, o eleştirilerden birini biraz sonra ben o konuyu açacağım. Onu da yapacağını ümit ediyorum. Bu arada hocam, 2-3 haftadır selam yollamadık. Epey biriktirdik. Buyurun. Biraz bir selam yollayalım. Şahabettin Aslan, Kemal Bayyurt, Erdal Menteşe Nevşehir'e, Nuri Demir Aslan'a ve çok sevgili arkadaşım Şahin Saraç, oğlunu dün nikah yaptı, sevgili Mesut Saraç'a mutluluklar diliyorum. Öyle mi? Evet. Allah hayırlı etsin. Haberimiz olsa katılırdık. Feyiz'den paylaşmıştı ama. Öyle mi? Evet. Mustafa Bektaş, Matasyon Kebap çalışanlarına, Yusuf Yusuf'a, Yahya Yetkin'e, Erdoğan Topçu, Arif Alkan, Adana'ya, Mersin'den Erdin Özertürk'e, Almanya'dan Mehmet Akif, Ne Mutlu, Naci Korkmaz, Antalya'da Supi Şenkal, Rıza Türker, Akman ailesine, Halim Eroğlu'na, Nurettin Tağmat'a buradan selamlarımızı iletelim. Unuttuğumuz varsa da bir kez daha. Listenin %90'ı aynı gene. Ben bile ezberledim o isimleri. Ezberledin mi hocam? Dostlar evet. Böyleymiş hocam. Dostlar tabii. Böyle iyi günde anılırmış diyelim. Hocam, şimdi maç öncesi röportajlarımız var. Bakalım, maç öncesinde yöneticilerle konuştuk, eski futbolcularla konuştuk. Bakalım onlar maç öncesinde neler söylediler? Bu maçın bu şekilde, bu farklı skorla biteceğini kim tahmin etmiş olabilir diyeceğim. İzliyoruz. Başlık takımlar kazandığı için bizim şu maç veya aşağı bakmıyoruz. Her maç kazanmak istiyoruz. İnşallah bundan da 3 puan alacağız. Güzel bir maç olacağını sanıyorum. Alamazsak durumumuz playoff'u da zorlayamamış oluruz. Onun için bizim için önemli bir maç. Nasıl bıraktın başkan? Bıraktın bir yerde değilsiniz ya. Bıraktığımız bir yerde değilsiniz. Bıraktığımız yerden. Özellikle önemli bir maç. Yani iki takımın da kazanma arzusu olduğu bir maç. Bizim ama mutlaka ve mutlaka sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrılmamız gereken bir maç. Bu anlamda takip ediyoruz. Yönetici arkadaşlardan bilgi alıyoruz. Maç kazanma adına, futbolcularımızın motivasyonu adına ellerinden gelen bütün gayreti sergiliyor. Samsun Spor'un kaybedecek bir puanı dahi olmadığını bilerek güne kadar hareket ediyorlar. O anlamda her şey, şartlar uygun ve kazanacağımıza inanıyorum. Ben kazanmak
uzaktan daha çok kalıcı başarıların olması gerektiğine inanan biriyim. Özellikle son dönemde yönetime gelen gerek yönetici kardeşlerimizin Samsunspor'un sorunlar yumağı olan ekonomik sıkıntılarını aşmak için ellerinden gelen gayreti, performansı sergilemelerinden çok mutlu oluyorum. Bir Samsunsporlu olarak, Samsunspor tarafları olarak kalıcı çözümler üretme yolunda gayret gösteriyorlar. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kişilikleriyle, karakterleriyle sahaya çıkıp şartlar ne olursa olsun kazanmak uğruna mücadele veren futbolcu kardeşlerimi de ben bir kez daha tebrik ediyorum. Çünkü hakikaten çok onlar adına olumsuz şartlarda onurlarıyla, formaların ağırlıklarını bilerek sahada mücadele ediyorlar. Samsunspor'u yukarıya taşıma gayretleri içerisindeler ve Samsunspor taraftarlarını, Samsunsporları mutlu etme arzusundalar. Her zaman söylediğim bir şey daha burada tekrarlamak istiyorum. Samsunspor bu şehrin en önemli tanıtım ve reklam aracı olduğunu ifade ediyorum. Bunu bir kez daha burada yeniliyorum. Düşüncesi, fikri, etnik yapısı ne olursa olsun Samsunspor bu şehrin en etkili, en önemli ve üst kimlik olarak adlandırdığımız en tek tanıtım aracı, reklam aracı Samsunspor'du. Buna herkesin sahip çıkmasını istiyorum. Dönemsel olarak birileri geliyor, sahip çıkıyor, bırakıp arkasını düşünmüyor, arkada bıraktığı sıkıntıları hiç hesap etmiyor. Bunu ama hep Samsunspor, Samsunspor tarafları, Samsunspor kulübü hep üzerinde bir yük olarak taşıyor. Bütün bunlardan bizim bir ders almamız lazım. Bizim bunlardan bir önümüze yol haritamızı çıkartmamız gerekerek bundan sonra hamlelerimizi yapmak hem Samsunspor'umuz için hem Samsun'un için daha iyi olacağını düşünüyorum. Tekrar bu maçın galibi inşallah Gülen tarafı Samsunspor olarak sahadan ayrılacağını ümit ediyorum. Teşekkür ederim başkan. Evet Atilla, şu anda son 9 haftaya giriyoruz. Her maçımız tabii olduğu gibi 3 puan. Hedefimiz 3 puan. Yani diğer takımlar kazanıyor ama bizim diğer takımlarla bir işimiz yok. Çünkü biz kendi Samsunspor, kendimiz ne yapabiliriz? Önce kendimiz 3 puan, 3 puan maç başı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah da playoff'ta da iyi bir sonuçlar hak ettiğimiz yeri Süper Lig'i hedefleriz. Şimdi son dönemlerde hem yeni yönetimle beraber birlikte hem ekonomik yapımız düzende hem oyuncu kalitemiz yarış için hazır. Seyircinin beklentisi, camianın beklentisi fazlalaştı. Hepsi birbirine paralel kazanacak davranış ortaya çıkması lazım. Herkesin bu tür bir beklentisi var şehir olarak. Bir de ligin boyu kısaldı. Artık her 3 puanın çok daha fazla önemi var. Şimdi bugün Urfa'da kazandı. İnşallah iyi oynayarak yani kazanan tarafın Samsunspor olması çok önemli bizim için. İnşallah öyle de olur. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Bugün çok kritik bir maç. Karşıyaka'yı ilk maçı aldanmayalım. İlk maç galip geldik ama Karşıyaka iyi bir takım. Ve bizim rakiplerimizden bir tanesi. Ve son haftalarda bilhassa beraberlikler biraz bizi üzdü. Bugün takımımız inşallah 3 puanı alacak. Biz de sevinçli bir şekilde evimize gideceğiz. Siz de hiç takımı yalnız bırakmıyorsunuz. Hani ben popülizm yapmıyorum. Beni bilenler bilir. Samsunspor benim hayatımın en önemli yerlerinden bir tanesi. Ne olursa olsun çocuklarım da, ailem de bunun içerisindeyiz. Bu şehirde yaşayanların da bu konuyla alakalı hassasiyet göstermesini canı gönülden istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, TÜFADO'da yeni bir yer açtık biz. Hani Samsun teknik adamlarına, Samsun'a yakışır çok güzel bir tesis açtık. Dolayısıyla tesisimizi tanıtım amacıyla ilk olarak taban birliklerinden, hani STK sivil toplum örgütlerindeki sporla ilgilenenler, yani ASKF, Gençlik Spor Müdürü, işte hakemler, il başkanı filan, bunları davet ettim ben. Bunlara yönetim bir kahvaltı sundu. Daha sonra dedim ki uzun süredir yapılmayan, derneğimizde hiç olmazsa bizim de Samsun'da oturabilecek güzel, leziz bir yer olduğunu
düşünerek eski futbolcu, daha doğrusu Samsun Spor'un formasını büyük onurla taşıyan, mücadelesini son damlasına kadar veren Tevin Akıtan, efsane futbolcuları unutmadım. Onları da bir arada toplayayım dernekte. Bunu yaparken de başta tabii ki eski Samsun futbolcusu olmakla beraber şu anda kulüp başkanlığı yapıyor. Erkut Tutu'yu da unutmadım. Dolayısıyla sağ olsun başkanım Metin Ateş'le beraber, Ömer Çorlu'la beraber o güzelliğe katkıda bulundular. Dolayısıyla oradan konuşurken tabii Samsun'un başarısı için neler yapmamız gerektiğini, her türlü olayı masaya yatırdık. Sonucunda çok memnun kılındı kendisi. Memnun oldu. Ben ne yapabilirim dedi. Biz ne yapabiliriz dedik. Her şey çok güzel geçti. Sonucunda biz de Sayın Erkut Başkanı, özellikle Samsun kulübünü, futbolcularımızı Karşıyaka maçında yalnız bırakmamak adına bütün futbolcu arkadaşlarımızı, efsane futbolcu arkadaşlarımızı stada davet ettik. Ve bugün de gördüğünüz gibi gelen arkadaşları karşılıyoruz. Erkut Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu'na. Samsun futbolcularına, hocasına, hepsine başarı diliyorum. İnşallah düşündüğünüz gibi gerçekleşir. Samsun takımında ligde görürüz. Hocam yıllardır ben bu işi yapıyorum. İlk defa böyle birlik beraberlik içerisinde. Bunun devamını biz bekliyoruz. Şimdi Atilla'cığım özür dilerim Atilla'cığım. Tamam. Samet'in durumu söylüyorum. Bu Samsun bir ihtiyacı. Evet. Burada yani ben yok, biz olmamız lazım. Ki görüyorum artık biz oluyoruz yani. Biz oluyoruz. Biziz. Olmasa gereken. Hani Samsun'uz biz. Aynen öyle. Olması gereken. Hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Evet, ben bu arada TÜFAT'ı da kutluyorum. Gazeteciler cemiyeti nasıl ki şu anda kenetlendi, Samsun'da çok iyi işler yapıyor Sayın Başkan Mehmet Yazıcı sayesinde. TÜFAT da böyle bir hamleye başladı. Yeni bir yer tuttular. Ben bu eski futbolcu kardeşlerimi bir araya getiren, başta Hakkı Bayrak olmak üzere hepsini kutluyorum. Her maçta görmek istiyoruz ki Erkut Başkan da kendilerini ziyaret etmişler. Demiş ki ben nasıl size yardımcı olabilirim? Onlar da maça davet edilmeden gurur duymuşlar. Hepsi bir aradaydılar zaten. Her maçta görmek istiyoruz ki sizlerin içinden de hocam hiç olmazsa programlarda yorumcu olarak eski futbolculardan da buraya davet edebiliriz. Programımızda renklenmiş olur diyoruz. Şimdi hocam istersen maçın kritiğini yaptık ama basın toplantısını da verelim. Ondan sonra daha geniş kapsamlı konuşuruz. Sevgili Cem, basın toplantısı hazır. Evet, şimdi basın toplantısına gidiyoruz. Pozisyonlarımız da var. Maçın ilk yarım saatlik bölümünde. Yediğimiz golden sonra tabii biraz denge bozuldu. Özellikle ikinci yarının başlarında mağlup durumdan kurtulabilmek için biraz arkayı boşaltarak fazla riskli bir oyun yapısı sergilendi. Sonucunda da tabii arka arkaya bir 5 dakikalık oyunda maç koptu zaten. Artık bundan sonra bu maç için söylenecek çok fazla şey yok. Bizim için önemli olan bundan sonraki maçlar. Özellikle içeride oynayacağımız maçlar. Biz bu işi başarabileceğimize inanıyoruz. Tabii lig daha 9 hafta var. Bu 9 haftada herkes herkesi yenebilecek bir ligdeyiz. Enteresan bir lig. Son dakikaya kadar, son düdüğe kadar yarış devam edecek. Biz de hemen bu maçın etkisinden sıyrılıp bundan sonraki maçlara konsantre olmamız gerekiyor. Hocam, playoff şansınız bu maç öncesinde %50-%50'ydi Samsun Spor'la. Bu mağlubiyetten sonra playoff şansınızı... Vallahi her hafta değişecek o. Çünkü bu lig böyle bir lig. Dediğim gibi herkes herkesi yenebiliyor. Bugün için şansımızı yüzde olarak belli bir rakama oturtmamak lazım. Önümüzdeki hafta başka bir rakam çıkacak ortaya çünkü. Ondan sonraki hafta daha başka bir rakam çıkacak. Bizim bir tane amacımız var. Ligin son düdüğüne kadar yapabileceğimiz ne varsa onu yapıp playoffsa playoff, değilse değil yani. Futbolun içinde bunlar hep var. Yarış devam edecek. Ama dediğim gibi son düdüğe kadar devam edecek bu yarış. Yani hiç kimse 3 hafta önceden, 5 hafta önceden ben bu işi bitirdim diyemeyecek. Öyle gözüküyor çünkü. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Abi bir şey bitirelim. Yok. Oturum üstüne. Abi sen de.
İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Öncelikle futbolcularımı kutluyorum. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Demek ki istediğimiz zaman iyi konsantre olduğumuz zaman ki ben istediğimiz zaman iyi kontrol. Biz her maçımıza istekli, arzulu başlıyoruz. O konuda bir sıkıntımız yok. Bizim tek bir sıkıntımız var. Takımlar bizi çok iyi analiz ediyorlar. Bizi kapatmak için, defans yapmak için, ikili üçlü sıkıştırma ve kademelerle birlikte bize gol şansı vermiyorlar. Her türlü zorlamayı da yapsak bile bulamıyoruz. Bazen futbolda böyle şeyler var ama bizim karşımızda oynayan, kendisi de galibiyet için gelen bir takım olduğu zaman benim takımım zaten sahne alıyor. Burada çocuklarımı kutluyorum. Hepsini anından öpüyorum. Bu galibiyet onların hakkı. Helali hoş olsun onlara. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum hocam, arkadaşlar. Hocam iyi değişiklikler yaptım. Yani yerinde değişiklikler yaptım. Yani ya biz... Şimdi babacığım benim. Çok teşekkür ediyorum. Ben hiçbir maçta değişiklikleri bize olumsuz olsun diye yapmıyoruz. Benim amacım tüm takımı hem moral, hem güç, hem teknik olarak hazır tutmak zorundayım. Sağ olsun ki çocuklarım bu konuda hepsi özverili. Biz takım olduk, biz takımız. Yani yenilebiliriz. Yenilsek de takım gibi oynuyoruz. Yensek de takım gibi. Oyun disiplininden kopmadığımız süreç içerisinde, konsantrasyonumuzu sahaya yansıttığımız süreç içerisinde zaten başarı netice kendiliğinden geliyor. Çocuklarım bunu istediler. Bu işi başardılar. Bizim yolumuz açık. Allah nasip ederse yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Yalnız şurada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun burada sadece Erhan Altın'ın gücü yetmez. Burada sizler de bu işin bir parçasısınız. Sizlere de çok ihtiyacımız var. Benim değil. Benim futbolcularımın ihtiyacı var. Yapacağınız güzel yorumlar, olumlu eleştiriler. Benim futbolcularımın ben 5 kat çıkarıyorsam sizin yapacağınız bu güzel olumlu eleştiriler 10 katına çıkaracak bunu. Bundan emin olun. Bu takım sizin takımınız, bizim takımımız, bu şehrin takımı. Hep birlikte sahip çıkarsak bu mutluluğu hep birlikte yaşayacağız. İnşallah, hocam, İnanın hep birlikte yaşayacağız. Maçın kırılma anı sizce kaçıncı dakikaydı? Hani maçın kırılma anı diye bir şey yok. Onların girdiği bir iki pozisyon vardı. Soner'in kurtardığı pozisyon vardı. Yani bunlar olacak. Niye veriyoruz o pozisyonları? Şimdi biz de oynamak istiyoruz. Biz de galibiyet için sahaya çıkıyoruz. Bir maçı isteyen bir takım muhakkak ki olumsuzluklar yapacaktır. Ben hep futbolcularımla bunu istişare yapıyorum. Arkadaşlarımız da hem teori hem pratik olarak hem görsel olarak hep bu olumsuzlukları gösteriyoruz ona. Ama arkadaşlar futbol o kadar basit bir oyun değil. Kurban olayım size. Yani hakikaten sahada çıkıp 90 dakika mücadele eden ufak çapta da olsa tabii ki oyun disiplininden kopuyorsun. Konsantrasyon eksikliği oluyor. Bunları yaşıyoruz bunları. Biz de yaşadık futbolcuların, futbolcuların da yaşıyor. Ben bunları hoş görüyorum. Normal olacak. Rakip de pozisyon yakalayacak tabii. Karşımızda bir rakip var. Bazen rakipler pozisyon vermiyor. Bazen biz veriyoruz. Bazen onlar veriyor. Yani önemli olan yakaladığın pozisyonlara iyi konsantre olup neticeye sonlandırmaya gittiğin zaman zaten netice kendiliğinden geliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ya, emeğinize sağlık. Buyur, pardon. Yani bu çocuk, biz hep aynı şeyleri söylüyoruz. Rakibin artık onlar da buraya kazanmaya geldiğini biliyorum. Onların yüksek toplarla oynadığını, oyunu geriye. Şimdi biz daha evveliyattan arkadaşlarımız da bize kapanırlarsa böyle oynayacağız. A planı, B planda eğer açılırsa, üstümüze gelirse onların oynamasına müsaade edip arkaya atılan toplarda tek toplarla, çapraz, diagonal toplarla pozisyon buluruz dedik. Bunu yapmıştık. Yine bir hatırlatma yaptık. Çocuklarımız yaptılar. Gereğinde sahaya yansıttılar. Her şey konsantrasyon işi. İyi konsantrasyon olalım. Neticeye gidelim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, tebrikler. Ben teşekkür ediyorum. Serkan, hocam, Avni abiden
Evet sevgili hocam, ağzına sağlık diyoruz. Evet Ender hocam, şöyle bir takım kadrosuna baktığımız zaman ilk elini aldığında esame listesini gözüne... Sürpriz olmadı benim için. Musa Aydın haftalardır ilk 11'de başlıyordu. İlk defa bu hafta Musa Aydın'ı yedekler arasında gördük. Tabii geçtiğimiz 2-3 maça baktığımızda Musa'da bir düşüş olduğunu gözlemlemek mümkündü. Hoca tercihini diğer oyunculardan yana kullandı. Tabii geçen hafta Elazığ deplasmanında cezalı oldukları için Taha Yalçıner ve Hasan Kılıç yoktu. O yüzden değişik bir orta alan kurgusuyla oynamıştık. Şimdi ideale yakın bir 11, ideal 11 diyebiliriz hatta. Oynadı. Yine 4-2-3-1 ama burada tabii özellikle bu oyun sisteminde dün sahaya çıkan kadroya baktığımızda bütün oyuncular görevlerini eksiksiz yerine getirdiler. Bütün oyuncular üzerlerine düşeni yaptılar ama bence fark yaratan oyuncu kimdi derseniz Mustafa Sevgi derim hiç tereddüt etmeden. Çünkü Mustafa Sevgi forvet arkası diyebileceğimiz ya da 4-2-3-1'in o öndeki üçlünün tam ortasında yer alan bir pozisyonda oynadı. Dolayısıyla iyi mücadele etti, iyi koştu, iyi toplar attı, şut attı, pozisyona girdi. Hatta ilk golün asistini yaptı, nefis bir orta yaptı. Mustafa Sevgi bu oyuncular arasında bence dünkü maçta öne çıkan en önemli isimdi. Taha ile Hasan Kılıç oyunu gerçekten iki yönlü oynadılar. Hem savunma anlamında rakibin ataklarını birinci derecede kesme anlamında hem de o bildiğimiz her zamanki savaşçı yapılarıyla ön plana çıkarken hücum anlamında da takıma katkı sağladılar. Hatta Hasan Kılıç bu sezon attığı ilk golle de skor anlamında katkı yapmış oldu. Hocam gollerin yapılışını anlatsana. Şimdi gollere baktığımız zaman tabii oyunun aslında ilk 15 dakikasında tutuk bir takım sergiledi. Tutuk bir takım görüntüsü verdik. Biraz Karşıyaka daha istekli başladı karşılaşmaya. Daha konsantre başladı. Az önce de söyledik. Çünkü Karşıyaka'nın bu maçı kazanmaktan başka çaresi yoktu. Şimdi Karşıyaka kazanmaya geldi. Üstümüze geldi. Siz kendi sahasında kazanmak için üstüne gelirseniz, vatan millet Sakarya saldırırsanız, sizin rakibinizde de Embilla ve Ofeodu gibi hızlı adamlar varsa, defansın arkasına atılan güzel toplarla tabii bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Bu sezon ikinci 4-0 galibiyetimiz. Diğer galibiyetimizi de nerede almıştık? Ordu'da. Giresun'da almıştık. Giresun'da almıştık. Giresun maçında da hatırlarsanız yine aynı şekilde Ofeodu orada çok iyi oynamıştı. Evet. Embilla çok iyi oynamıştı. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Bize hocanın hep söylediği bir şey var ki katılmamak mümkün değil. Bizimle top oynamak isteyen takımlara biz çatır çatır top oynarız. Ama bizi oynatmak istemeyen, oyunu kilitleyen takımlarla mücadele ettiğimizde biz sorun yaşıyoruz. Problemi burada yaşıyoruz. İşte biz Antalya'yı 10 kişiyle niye yendik? Antalya üstümüze geldi, top oynadı. Biz ona karşılık verdik, cevap verdik. Belki Elazığ ve Adana maçlarında yaşadığımız o talihsiz sonuçlarında rakibin bu şekilde bizi her anlamda kilitlemesiyle alakalı olabileceğini düşünüyoruz. Ama ona rağmen biz o karşılaşmalarda iyi mücadele etmeliydik. Çok iyi mücadele ettiğimizi ben hala düşünemiyorum. Yani iyi mücadele ortaya koyamadık. Yine oyunculara tek tek baktığımızda Ahmet Burak Solakeli önceki haftalara oranla ben çok hareketli buldum. İki bekimizde hem Murat Akgüz hem Ahmet Burak Solakel özellikle hücum anlamında da takıma destek verdiler ama Ahmet Burak Solakel daha hareketli bir görüntü çizdi. Tuna ikilisi, Sezer ikilisi tandemde çok bariz hatalar yapmadılar. Fatih Kılıçkaya yedekte ama onun yerine oynayan Tuna gerçekten çok önemli bir hata yapmadı. Pozisyon hatası, zamanlama hatası çok fazla olmadı. İki tane uzun stoperimiz oldu. Evet. İki tane uzun stoperle oynuyoruz. Özellikle duran toplarda, köşe vuruşlarında takımın boyunu bu şekilde uzatmış oluyoruz. Ivanov biraz tabii tutuk gibi görünse de özellikle attığımız üçüncü golde
katkısı çok fazlaydı. Ama o Feyyad'ın attığı kafa golü, jeneriklik bir gol. Yayın üzerinden kafa vuruşu, o şekilde topun adrese teslim, gerçekten o Feyyad'ı kendisiyle yollarını ayıran, işimize yaramaz denilen Karşıyaka'ya futbol dersi verdi diyebiliriz mücadelesiyle. O yüzden bir kez daha vurgulamakta fayda var. Sahada görev yapan bütün oyuncularımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiler. Hocam bu arada biraz sonra mesajları okuyacağım. Yaklaşık şu anda 60 tane yakın mesaj var. Şöyle bir göz gezdirdim. Embilla'nın kart cezalısı mı diye soranlar var. Arkadaşlar Embilla kart cezalısı değil. Bu hafta Embilla önümüzdeki hafta yani Urfa maçında yerini alacak. Mustafa Sevgi yok. Embilla'nın 3. sarı kartı var. 4.sünü görmediği için bir yanlış anlaşılma var bu konuda. Bunu da burada düzeltmiş olalım. Embilla önümüzdeki hafta Urfa maçında forma giyecek diyelim. Şimdi Ofeydo'nun değişikliğinde geç davranması, sahadan geç çıkması, daha sarı kart görüp önümüzdeki Urfa maçında oynayamayacak pozisyona gelecek. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Allah'tan ki işte hani diyoruz ya kenar adamları çok önemli bizim. O şeydeki yedek kulübesindeki hemen çok çabuk. Hadi çabuk gel diyerek. Hayır, saha içerisindeki oyuncular da ikaz ettiler. Hatta Murat Akyüz biraz da şaka yollu iterek oyunun dışına çıkardı. Kaçıncı dakikada çıktı Ofeyodu? Vardır senin notlarında. Hemen söyleyeyim. Ofeyodu 74'te çıkıyor. Maç 4-0. 4-0. Yani 4-0'lık bir maçta ağır çıkmanın, zaman geçirmenin mantığı yok. Bak. Allah'tan hakem elini cebine de attı. Yani elini cebine attı. Ama kartı çıkardı ikazı, çıkaracak. Aynen öyle. Şimdi bu değişiklikler de hocam yine yerinde yapıldı. Mustafa Sevgi çok koştu. Ben hatta Taha'nın çıkacağını düşündüm. Taha da çok efor sarf etti. Eren, yani bakıyorum da 65'te Zafer'le başladık. 69'da Eren, 74'te de Musa girdi oyuna. Şimdi bu arada ben biraz mesaj okuyayım hocam. Çünkü herkesin keyfi yerinde. Biz de hiç olmazsa onlara burada futbolcu kardeşlerimiz de izliyorlar. Onlara da biraz moral olsun. Tuncay Semizoğlu. Abim bir sitem taraftarımıza, takım adım adım Süper Lig'e yürüyor. Taraftar hala siz adı doldurmuyor. Bir de ilgimi çeken dün oyundan çıkarken ağır hareketler sergilenen Ofeydo maç zaten. Evet bunu şimdi görüştük. Nuri Altop. İyi akşamlar Atilla abicim. Ah Adana vah Elazığ diyorum. Yine de durmak yok. Samsunspor'un sonuna kadar desteğe devam. Ender Hoca'ya sizler seviliyorsunuz. Teşekkür şimdi ederim. Bizim kaç puanımız var? 40. Hocam, 40. Adana Elazığ maçında kaç puan kaybettik? Adana Elazığ 3-4 puan. 5 puan. Elazığ'la beraber kalmadı. 5 puan kaybettik. Şu andaki sıralamamız 3. 45. 45. Çok rahat ederdik biliyor musun? Aynen. Çok aynen. Nefis olurdu. O yüzden tabii izleyicimizin ah Elazığ vah Elazığ. Adana yorumuna katılıyorum. Şeyin hocam peki sence ilk altıda olan takımları say bakayım sen. Hiç umurumda değil. Biraz yani, sonra puan cetveliyle o sıralamayı. Hiç umurumda değil. Hayır, ben... Yani biz 6 olalım da 7. kim birini, olursa olsun. Işte birini dışarı bırakalım diyorum. Kişisel onu... kanaatimi söyleyeyim, yüreğimden geçeni söyleyeyim. Osmanlı inşallah 7. olur. Yani Osmanlı'nın ben dışarıda kalabileceğini düşünüyorum. Onu biraz sonra tartışırız. Sami Ayan. Embilla'nın sarı kart cezası olduğu söyleniyor. 3 sarı kart gördü bu maçta bir yanlışlık var. Evet düzelttik sevgili Samet. Embilla ve Ofeydu Urfa Spor maçında oynayacaklar. Alparslan Yüksel Bakü. Size hayırlı yayınlar. Takımımızı kutluyoruz. Burada saat 12 ve sizi bekliyoruz. Bu saate kadar tüm aile sizleri seviyoruz. Teşekkür ediyorum sevgili. Bakü'ye selamlarımızı gönderelim. Sezai Onaran başkanım adı çok emek veriyor. Bir takımdan uğraşıyor. Çok seviyoruz kendisini. İsterlerse oluyormuş demek ki. Kendileri ve Samsun için oynayan Süper Lig geliyor bence. Geçen sezon kapıdan döndük. Bu sefer tamam inşallah dedi. Hakan Epşen.
Selamun aleyküm. Ben bu maçta takımımızı çok beğendim. Aynı hırs, istek ve mücadeleyi Şanlıurfa Spor maçında da görmek istiyorum. Elazığ maçındaki gibi pres yapmayan, koşmayan bir Samspor görmek istemiyorum. Mücadeleyi görmek bize yeter. Aynen katılıyorum sevgili Hakan. Özgür söylemez. Bu şehir sizlere inandı. Allah'ım yolunuzu açık eylesin. Fakat tek üzüldüğüm nokta dün maçta Karşıyaka'da 55 numaralı formayı taşıyan Ramazan Salah yapılan kötü tezahürat. Çok güzel bir yere getirdin. Kötü ben, tezahürat yapılmadı, katılmıyorum. Sadece ıslıklandı. Olabilir yani ama mesela şimdi bak, Ramazan, futbolda bakın futbolda bu tür şeyler var. Yani bu tür böyle esprili şeyler de var. Ne dediler? Ramazan pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım. Küfür var mı? Yok. Hakaret burada, var mı? Yok. Rencide edici bir şey var mı? Kötü tezahürat diyor ama ben de duymadım. Yok gerçi. Yani gerçekten şimdi ben yok. Maçtan evvel Ramazan'dan ısınırken görüştüm. Dedim Ramazan, ama Ramazan'ın da önceki maçlara oranla sabıkası var yani. Var ama bu maçta yapmadı. Yani adam gibi çıktı, futbolunu oynadı. Ramazan ne de olsa bizim çocuğumuzdur, Samsunludur. Kendisini severim. Her gittiği takımda da 55 giymiştir. Giymiştir, takdir ediyorum. Ve dediğimiz gibi ben de o yoruma katılmıyorum. Tabii Samspor taraftarı kötü tezahürat yapmadı. O da çıktı, ekmeğini bu takımdan kazanıyor, bu formadan kazanıyor. Onun için kendisini seviyorum yani, açıkçasını söyleyeyim. Metin Ganik, iyi yayınlar. Keşke Erhan Hoca da 4-0'dan sonra Embila'yı çıkarsaydı. Gördüğü sarı kart cezalı duruma düşürdü. Hayır Metin, bakın burada anlaşalım. Embila sarı kart cezalısı değil. Üçüncü sarı kartı oldu. Evet, üçüncü sarı kartı gördü. Mert Yıldırım, Embila Ofoedo ikilisi Urfa'da en önemli kozumuz olacak inşallah. Böyle oynarlar demiş. Atilla abi kazandık, mutluyuz. Samspor kazanınca mutlu oluyoruz. Ofoedo bana göre yılın golünü attı. Doğrudur Mert, ben de katılıyorum sana. Nuri Altop, Atilla abi Embila 7 sarı kartı vardı Osmanlı maçında. Evet Nuri'cim, bunu düzeltelim. Embila kart cezalısı değil. Naci Korkmaz, ikinize de selam. Maç yorumum skoru iyiydi ve sevindik. Çeyrek finale geçtik. Şimdi Urfa'da yarı final var. Yenilmezsek sonrasında evimizdeki iki maç var. İlk 6 olur diyorum. Ayrıca hoca kaptanı gönül için aldı. Gereksizdi, saygılar demiş. Sadık Arslan, sizlerle izlemeye devam. Almanya'dan sevgiler. Emre Can Temel, iyi yayınlar, iyi bir galibiyet aldık ama fazla bir etkisi olmadı. Diğer takımlar galibiyet aldı. İşimiz çok zor. Fazla sevinmeyelim. Kalan maçlarımız playoff'ta oynayan takımlar. Erkenden havaya girmek yanlış olur demiş. Her maçın farklı bir hikayesi var. Hep söylüyoruz. Kesinlikle. Her maçın farklı bir atmosferi var. Her maçın farklı bir konsantrasyonu var. Şimdi bakın ne oldu? Bu hafta Karşıyaka'nın pozisyonunda biziz. Şimdi Karşıyaka nasıl geldi bize? Benim Samsun'u yenmem lazım. Ben Samsun'u yenersem kendimi playoff potasına atarım. Şimdi Samsun Spor'un mantığı ne? Urfa Spor 42, ben 40'ım, 7. sıradayım. 43 yaparsam Urfa'yı 7. sıraya iterim, kendimi yukarıya daha yakın hissederim. Yani her maçın farklı bir psikolojisi var. Bizim özellikle önceki haftalarda da söylediğimiz, bugün de söylediğimiz bir şey var. Yenilelim, berabere kalalım, önemli değil. Ama biz kazanmak adına mücadele verelim. O hırsı sahaya yansıtalım. Şimdi hocanın basın toplantısında söylediği bir şey var. Bak hoca basın toplantısına şöyle girdi. Dedi ki işte görüldü ki dedi biz konsantre olduğumuz zaman, maçı istediğimiz zaman, kazanma azmini ortaya koyduğumuz zaman böyle bir sonuç ortaya çıkıyor dedi. Sonra da dedi ki yani aslında önceki maçlarda da biz azimliydik falan dedi ama hoca bile bilinçaltında hep yani ne var? Herkesin bir hemfikir olduğu bir şey var. Kesinlikle. Kazanma azmi. Kesinlikle. Kazanma bu azmi. Bu arada telefonu sessize almayı unutmuşum. Urfa'dan sevgili eczacı İbrahim kardeşim. Bizi herhalde davet ediyor. Geleceğiz İbrahim. Çok değerli bir arkadaşımız. Çok yani tanıdığıma o kadar mutluyum ki. Bize orada sıra gecesi hazırlayacak. Ne zaman gidiyorsunuz? Şimdi bizim programımız, hiç olmazsa buradan izliyorsa da söyleyelim. Maç pazartesi günü, Allah izin ederse. Ender Gür'ü de yanımızda götürüyoruz. Şimdi benim çok çevrem var. Arkadaşlarım dedi ki Atil abi bir araba yapalım. Şöyle. Dur bakalım. Alo.
Evet. Kapatıyorum telefonu. Sevgili İbrahim, kusura bakma. Cem, ilk defa böyle bir... Yaşlandı Cem, yaşlandı. Telefonunu bak hala çalıyor. Hala kapatamadı. Tam böyle yaklaşık 40 saniyedir telefonunu sessize almaya uğraşıyor. Olsun yani. Hoş görsün. Hayır, az daha abartsa İbrahim Bey'le telefonda canlı yayında konuşacak. Bak, yapamaz Cem kafayı mısın? Duvarlara dövüyor. Cem, kilitlendi, dondu. Telefon dondu. Çalarsa benim suçum yok. Evet, tamam. Devam edelim mesajlara. Şimdi mesajlara devam ederken sevgili İbrahim kardeşim, sağ olsun, nasıl Elazığ'da gazeteciler cemiyeti başkanı bizi konuk etti, sağ olsunlar. Burada da İbrahim kardeşim bizi bekliyorlar. Bir sıra gecesi bize hazırladılar. Söyledikleri, duyduklarımı söylüyorum. Pazar günü oradayız. Pazar günü geziyoruz. Allah izin ederse Balıklı Göl'e gidiyoruz. Orada çok böyle dini açıdan bizi mest eden çok güzel yerler var. Manevi bir atmosfer aynen var. Aynen öyle. Peygamberler şehridir Urfa. Aynen öyle. Allah izin ederse seni götürüyoruz. Pazartesi, pazar günü... Ben gazeteciler cemiyetiyle gideceğim. Sen benden geleceksin. Biz, sen benden geleceksin. Sayın tamam. Başkanım Mehmet Yazıcı davetiye teklif yollamış sana. Bugün. Kendisiyle görüştük. Ben Sayın Mehmet Yazıcı ve ekibiyle gideceğim. Sen şey yap. Ne yapayım? Organizasyon şirketiyle git. Ya organizasyon diye bir şey yok. Allah Allah, telefon kilitlendi burada. Geliyoruz sevgili İbrahim kardeşim. Pazar sabahı çıkıyoruz. Akşam oradayız. Pazartesi geziyoruz. Maçımızı seyrediyoruz. Pazartesi de dönüyoruz Allah izin ederse. Gece. Pazartesi program yok. Urfa maçının programı maalesef Spor 55 yapamayacağız. Mert Murat Canbulat. Hayırlı akşamlar abicim. 4-0'lık galibiyet Samsun'umuza, şehrin adına ve armasına yakışır bir galibiyet. Samsun'da yine sıradan bir gündü. Özgür Çalışmaz. Ankara'dan iyi akşamlar. Ender Bey, Atilla Bey programınızı her hafta izliyorum. Böyle bir program yaptığınız sizlere teşekkür ediyorum. Ve Samsun bu ayarı çok bu ayarı çok iyi. Bu ayara kimse dokunmasın lütfen diyorum ve bu ayar hakkında Ender Hocam'dan yorum bekliyorum. Ayar güzel. Ayar güzel, gayet güzel. Her şey olumlu, pozitif bu hafta için. Şimdi vallahi. Bugün biri bana dedi ki, geçen hafta dedi, programda izledim dedi, çok acımasız eleştirdin takımı dedi. Bugünkü haber gazetesindeki yazını okudum, takımı övdün dedi. Bu ne perhiz, buna lahana turşusu dedi. Şimdi o arkadaşlarımıza söyleyelim. Şimdi biz tabii kötü oynadığımız zaman ya da eksiklik gördüğümüz zaman o eksikliği söyleyeceğiz. Dost dostun yüzüne söyler. İyi oynadığı zaman da ne diyeceğiz? Yani şunu mu dememiz bekleniyor bizden? 4-0'a aldanmayın ha, takım çok kötü oynadı, sakın ha mı dememiz bekleniyor. Kardeşim takım çatır çatır top oynadı, ötesi yok. Ne diyelim yani? Hocam hakikaten. Yani sırf eleştiri yapmak adına, sırf muhalefet yapmak adına. Yani işte 4 kazandık ama, şöyle oldu ama, böyle oldu ama. Yok kardeşim, takım çıktı, mücadele etti. Çatır çatır da top oynadı. Benim futbol kültürüm, zevkim 45 dakika, özellikle son 45 dakika. Aman, çok keyif aldık. Çok keyifli, keyif güzel, aynen, insana aynen. Böyle mutluluk veren. Ya coştuk ya, ayağa kalktı insanlar, birbirine sarıldı ya. Şeref tribünü olsun, basın tribünü olsun, maraton zaten çıldırdı. Ama hala daha şunu söylemek lazım. 2 dakikamız varmış reklama. Şunu söylemek lazım. Dün izleyici sayısını verir misin? 3300. Yakıştı mı? Evet. Yani bu maça pazar gün saat 16. Tamam, kabul. Yağmurlu bir hava, soğuk bir hava olabilir. Kardeşim yani artık bu takım artık yani, ya, vallahi, yani ya bu takım süper ya. Ya bu takım Süper Lig'e gidiyor ve bu takım için taraftar son derece önemli. Biz 3000 kişiye oynayacak bir takım değiliz. Hocam 1, 2, 3, 4 maç kaldı içeride ya. Ya. Biz bu maçlara gelmeyecek, bu taraflara neye gelecek? En ya? Kalabalık maçımız Antalya maçıydı. 5000 kişi mi? Evet. Yani hiç yakışmadı bize. Geçen sene tüm Türkiye'ye resiteller sunan o seyircimizi arıyoruz. Tüm Türkiye'ye şaheserler sunan o taraftarımızı arıyoruz. Ama maalesef bulamıyoruz. Pasolik sayısı 12.000'i geçmiş. Hadi kardeşim bunun 2.000'i geçen hafta gene konuştuk. 2.000'i şehir dışında olsun. Kaldı 10.000.
2000'inin işi olsun. Kaldı 8000. Ya 3000 kişi var ya statta. Aynen öyle hocam. 3000 kişi var statta yani. Ben 4 maç dedim ama 5 maç var hocam. Onu da düzeltmiş olayım. En son Denizli maçımız var. Denizli, Buca, Ankara, Manisa ve Ordu maçları içeride. Kara kablo defter açıldı gene Cem. Reklama gidelim. 2 mesaj okuyayım. 2-3 mesaj okuyayım. Geliyorum. Özgür Altunay, Atilla abi iyi akşamlar. Rakiplerimiz bu hafta kazandı. Bizim de mutlaka kazanmamız gereken bir maçı güzel bir oyunla kazandık. Hedef playoff. Muhammed Seçkin, Atilla abi iyi yayınlar. Balıkesir'de okuyorum ve Samsunumuzda coşuyoruz. Balıkesirli olup da Samsun'umuza destek olan Abdullah ve Burak kardeşime teşekkürlerimizi iletir misiniz? İlettim sevgili kardeşim benim. Ya helal olsun ya. Kaan Candal, 4-4'lük takım adım adım Süper Lig'e, balık sevdası insan ne demiş? Orayı anlamadım. Selamlar, hayırlı programlar. Samsun için çok sevinçliyiz. Hayırlı olur inşallah. Ender Bey'den Allah razı olsun. Her şey gerektiğinde konuşuyor. Atilla Bey, sen de mesajları istediğini okuyorsun. Yapma, okuyorum ya kardeşim, yapmayın Allah'ını seversen. İstediğini okumuyorsun. İnsan ayırma ya. Şimdi okudum. Ayırdım mı ben? Yorumu sana bırakıyorum. Hakkı Çalışkan, bu mesajdan sonra reklama gidiyoruz. Hakkı Çalışkan, iyi yayınlar. Embil'le cezalı mı? Cezalıysa sizce yerine kim oynar? Ender hocama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kastamonu'dan selamlar. İsa Karaca Bey, dün Karşıyaka karşısında ikinci yarı Samspor şov yaptı. 4 golün bir tanesini geçen hafta Leza Spor'a atsaydınız ne vardı yani? Biz dün 3-0'a razıydık demiş ve gidiyoruz reklamı. Önümüze bakalım artık, önümüze bakmak lazım. Aynen öyle. Tabii ki hayıflanıyoruz. Tabii ki yani o Elazığ maçına, Adana maçına yanmamak mümkün değil. Ama artık geleceğe bakmak lazım. Önümüzde çok hayati maçlar var. Maç maç gidip artık maç maç değerlendirmek ve hedefe ulaşmak lazım. Diyor ve kısa reklamlarımız var. Bizden ayrılmayın. İkinci yarı ya o beni kızdıracak ya ben onu kızdıracağım bilmiyorum. Çok önemli bir konuya parmak basacağız. Reklamlardayız.